arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle güzel bir şort çalışması yapacağız çok çok kolay şortumuzun yapımı bel lastiğini ördükten sonra görmüş olduğumuz gibi her zamanki 3 trabzan bir zinciri örerek istediğimiz ölçüye kadar büyütüyoruz beden ölçüsü olarak bedenimizi ayarladıktan sonra bacağımızın arasını ayırarak her iki bacağımız için sıralarımızı örüp en son iki rengimizi kullanıp kirpiklerimizi örerek şortumuzu tamamlıyoruz ve kullanıma hazır hale getiriyoruz şöyle bakalım önümüzdeki yaz aylarında çok kolay rahat giyilecek bir çalışma şimdi ölçüsüne bakalım en üst kısımdan en uç kısma 26 santim kalça genişliğimize bakalım. Kalça genişliği tabi biraz daha genişleyecektir. 31 santimde kalça genişliği. 1,5-2-2,5 kilosuna göre çocuklarımız rahatlıkla giyebilirler. Evet kolay gelsin diyerek hemen güzel çalışmamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Lastiğimizi örmeye başlayalım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü atıyorum. Üzerine 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane zincirimi çekiyorum ve elime koyuyorum. 1 2 tane daha zincir ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. 2 zincir gerisinde elimi tuttuğum yere gelerek batıyorum. Başını dolamıştım bakınız. Giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Zincir yuvasının içerisine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki zincir içerisine girerek tek seferde çekiyorum. Tığımın başını dolayıp tek seferde çekiyorum. Birer birer bütün zincirlerimize aynı işlemimi tekrar ediyorum. Başını doluyorum, yuvaya giriyorum tek seferde çekiyorum. Son zincirimi de ördüm. Başını dolayarak trabzanlarımı tek seferde ördüm. En son trabzanım sonrasında bir iki zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımızın başını doluyalım. Şöyle görmüş olduğumuz bölümümüz var. Bakınız iki tane katı var. Bir kendimizden tarafı bir de parmağımdan tarafı. Tığımın başını doluyorum. Dış taraftakinden alıyorum. Bakınız kendimizden taraftakinden değil dış taraftan giriyorum. Tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Dış taraftaki yani dış katından alıyorum. Örüyorum. Dış katından tek seferde kapatıyorum. Dış katından alıyorum, tek seferde kapatıyorum. Sona kadar dış kattan dış kattan ölüyorum. Taban başını doluyorum, son olarak kenardakine batıyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyorum. Son trabzan üzerine yine iki tane zincirimi bitirdiğim yönde çekiyorum. Bir, iki. Örgümün arkasını çeviriyorum. Yine bu katların dışında, bakın parmağımdan taraftaki bölümünden örmeye başlıyorum. Tığımın başında doluyorum. İlk önce hemen dibine, hemen dibine bakınız. Bir ileriye değil, zincirimin dibine batıyorum. Tek seferde çekiyorum yanındakine dış katını alıyorum dış kat her iki yönde de çevirerek dış katını alarak örüyoruz ve istediğimiz ölçüye ulaşana kadar işlevimizi tekrar ediyoruz son katımı aldım 1 Iki zincir çeviriyorum tığımın başında doluyorum hemen dibine bakın zincirimin dibine 1 2 3 gibi görünüyor. giriyorum dış kat dış kat. En sonu mutlaka alıyorum. Sonun üzerine 1-2 zincir çeviriyorum. Dibine batıyorum. 1-2-3 gibi görünene. Ölçümüz yeterli olana kadar devam edelim. Lastiğimizi yeteri kadar örerek geldim. Kaç tane olduğuna bakalım. 1-2-3-4-5-6-7 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28 ve 30. 30 tane lastiğimi yaptım. Santim olarak bakalım. Mezurumu uç noktaya tutuyorum. Şöyle alıyorum. 45 santim esneme payında lütfen unutmayalım epeyce bir esneyecektir hemen uzatır uzatmaz bile büyüdü bel ölçüsüne göre kimi öreceksek onun bel ölçüsüne uygun olacak şekilde e, B kısmımızı örelim şöyle iki kat ettiğimizdeki ölçümüzü de görmenizi istiyorum 23 santim bel kısmımızı şu şekilde birleştirelim. Saç örgüsü gibi bulunan örgümüzün dibine batalım. Şuraya. Şu kısmı. Bakınız örgümüz burada. Dibine batalım. Üste alalım. Ve birleştirelim. 1, 2, 3 tane zincirimizi çekelim. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum. İkili trabzan alalım dibine bir tane ikili trabzanımızı ördük şu kısma bakın çukurun hemen yanına bir tane daha ikili trabzan saç örgümüzün yanına ikili trabzan tam şu bölümde görülen düz örgü görüntüsüne yine ikili trabzanı ördüm toplamda 1 2 3 4 5 şimdi devam edelim hemen yanına 1 ortaya 2 3 4 örgümüzün üzeri yanına 1 ortaya 2 diğer yana 3 saç örgüsüne 4 diğer tarafta zincir çektiğimiz için 5 olmuştu bir trabzandan bir trabzana 4 tane trabzan örüyoruz yani bir örgü görünümünden diğer örgüye kadar 4 trabzanımızı örüyoruz 1 2 3 ve 4. Tekrar sayalım. Bakınız yandan başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Şöyle sona kadar gelelim. ipimiz turuncu olduğu için bayağı bir renk değişimi yapmakta çekim esnasında Sizler tabi daha güzel renklerle ya da yine aynı böyle cap canlı bir renkle örebilirsiniz. Şimdi sıramızın başına kadar gelelim. Trabzanlarımızı örerek geldim. Bakınız. En son noktadayım. Şöyle uç kısmımızın birleşeceğimiz yeri üst üste örecek kadar bir yeri boşluk bırakıyorum. Her iki katı da aynı anda örüyorum. Tığımın başında doluyorum. Önce üst kattan sonra alttan giriyorum. Her ikisini kavrayarak. Tekrar önce üstten sonra alttan giriyorum. Bu kısmı sabitliyorum. Sonrasında zincirimin üzerine kaydırma yöntemimle geçiyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Aynı yere tekrar batıyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çekiyorum ve aşağıdan sayıyorum. 1, 2, 3. 3. Trabzanın üzerine batıyorum. 1. Aynı yere batıyorum. 2. Aynı yere batıyorum. 3. Bir tane zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. iki trabzan atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. 3 üç tane trabzanımı bir defa başım dolayı 3 defa da çekiyorum. Tabii 2 de çekebilirsiniz. Tamamen zevkinize göre. Bir zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. 2 atlıyorum. 3. 3 üç trabzanımı örüyorum. Bir zincir. Bir atlıyorum. 2. 3. 3. batıyorum. Başa kadar. Örerek gelelim. Bir zincir. Trabzanlarımızı örerek sıramızı tamamladık. Şöyle görelim. İki tane atlayıp üçüncü trabzanımızın üzerine üçer tane trabzanımızı ördük. Bel kısmımızdan sonraki kalça bölümünün olduğu bölümü örmeye bu şekilde başladık. Şimdi sıramızı tamamladıktan sonra geçişimi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. İlk zincir üzerine elerek batıyorum. Ve ilmeğimi kaydırıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Bir ön yüzden, bir arka yüzden öreceğiz. Burada geçiş çizgisi belli olmayacak. Tamam başını doluyorum. Giriyorum 1 2 3. Giriyorum 1 2 3. Bir tane zincir çekiyorum. Araya giriyorum. trabzanlarımızı bir zincir içerisine örüyoruz bir tane zincir arkadan örüyorum bir zincir araya giriyorum bir zincir bu şekilde tamamını örelim kinci sıramızı tamamladım şimdi 3 sıramızı geçişimizi yapalım batıyorum Zincirimin bulunduğu noktaya 1 2 3 3 tane zincir çekip tekrar örgümün arkasını çeviriyorum. 1 2 3 1 2 3 zincirimizle birlikte toplamda 3 tane trabzanımız oldu. 1 zincir çekiyorum. bir zincir ve trabzan aralarındaki zincirlerimizin içerisine üçer tane trabzanımızı örerek renk değişimi de istersek renk değişimimizi de yaparak biraz büyütelim. Şortumuzu örmeye devam ettim ve tam ortadan eşit bir şekilde ikiye böldüm sağ ve sol olarak ayırdım ve kaç sıra ördüğümüze bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 sıra ördüm yeterli oldu şimdi santim olarak ölçüsüne bakalım daha net bir sonuç verelim bir aldım yandan önce bir ölçelim 30 santim yukarıdan aşağı kadar 23 santim şortumuzun uzunluğu. Şimdi bacak aralarını birleştirelim. Yani bacak arasını birleştirip birer birer ayrı ayrı örmeye başlayalım. Ben tam eşit bir şekilde böldükten sonra sizinkinin sayısı kaçsa hiç fark etmez. Şöyle üst üste koyun. Sağ ve sol tarafı sayın. Eşitledikten sonra önce bir bacağımızı sonra bir bacağımızı ör, örerek tamamlayalım. Tırabzanlarımın üçünü örüyorum. 3 tane trabzanım tamamladım. Bir tane zincirimi çekiyorum. Bıçak aramız epey geniş olduğu için araya zincir çekmiyorum. Bakınız bayağı bol. Yeterli. İlk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekip geriye dönüyorum. Aynı yeri 1, 2 zincirimizin yanına 2 tane daha trabzanımı yapıp geri dönüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Üçer trabzanlarımızı örüyoruz. 3 trabzan, bir zincir şeklinde ilerleyelim. Bir zincir. Şuradan başladık. Devam edelim. İkinci sıramızı sona kadar ördüm. Bir tane zincirimi çektim. Yine başlangıçtaki 3 zincirimin bulunduğu noktanın tepe noktasına geliyorum, ilmeğimi kaydırıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi buradan kesiyoruz. Şortumuzun bacağının bir tanesini bu şekilde ayarladık. Bir tane zincirimi çekiyorum, düğümümü atıyorum. Ve şurada görmüş olduğumuz son beyaz trabzanımın bulunduğu noktaya girerek 1, 2, 3 aynı yere trabzanımı örüyorum. Diğer bacağım da buradan başlatıyorum. Bir zincir. Burada önemli olan kısım başlangıcımızın olduğu yerde aynı yere örerek ilerleyelim uç noktaya kadar örerek geldim. Yine aynı başlangıç noktasındaki trabzanımın yanına trabzan grubumu ördüm. Başlangıçta da örmüştüm. Bakınız diğer bitişte de aynı işlemimi yaptım. Araya bir tane zincirimi çekiyorum. Trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Buraya trabzanlarımı örüyorum. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Bir zincir çekiyorum. Bir zincirlik yuva içerisine 3 trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Başa kadar aynı işlemlerimizi yapalım. Sona kadar örerek geldim. Şuradan başlamıştık. İkinci sıramızdayız. Bir tane zincirimi çekiyorum. 3 zincirle başladığım yere gelip batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ve artık şortumuzun her iki bacağını da ayrı ayrı ördüm şöyle görelim şimdi kirpik kısmını çalışalım şortumuzun her iki bacağını da tamamladık şimdi kenar toyalama işlemini yapmaya başlayalım aynı yere bir zincirin içerisine gelerek bir sık iğne örüyorum. İki defa başını doluyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Trabzanımın üzerine 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum ve trabzanımın ardından giriyorum. Tekrar 2 tane başını doluyorum. İkişer ikişer çekiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şortumuzun dış kısmından örmemiz. 3 tane zincirimi çekiyorum ardına giriyorum toplamda 5 defa trabzanımızı örüyoruz ve üzerine 3 zinciri çektikten sonra arkasına batıyorum 1 2 3 ardına batıyorum 1 2 3 1 2 3 ardına batıyorum toplamda 1 2 3 4 5 tane trabzanımızı ve kirpiğimizi ördük Sık iğnemle yanındaki yuvaya batıyorum. Ve birinci kirpik grubumuzu oluşturmuş oluyoruz. İkinci rengimi de buradan başlatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum beyaz ipimle. Her ikisini asılıyorum. Sıkıştırıyorum. İkisini aynı anda götürüyoruz artık hem beyazımızı hem turuncumuzu. Tığımın başını iki defa doluyorum turuncu rengimle sıradaki kutunun içerisine giriyorum ikişer ikişer örüyorum 1 2 3 1 2 3 zincir ardına batıyorum 1 2 defa doluyorum 1 2 3 defa da çekiyorum ikişer ikişer alıyorum 3 zincirimi araya batıyorum tekrar 2 defa doluyorum 1 2 3 1 2 3 2 defa ardına batıyorum 5. trabzanımı örüyorum 3 zincirini çekip ardına batıyorum ve sık iğnemle beyazım da altta olacak şekilde yani arada kalacak batıyorum ve turuncumu bırakıyorum beyazımı alıyorum sık iğnemi turuncumla battıktan sonra turuncum aşağıda kalacak iki defa başını doluyorum turuncuyu araya alıyorum ve yuvanın içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum 1 2 3 ardına batıyorum iki defa doluyorum zincirimi arkasına batıyorum. 2 dolayıp 3 defa da 1 2 3 4 tane oldu. 5. yi de örelim. 1 2 3 Turuncumuz yine arada Yandaki yuva içerisine başını dolamadan sık iğne olarak batıyorum. Beyazım aşağıda kalacak. Turuncumu alıyorum. İki defa doluyorum. Ve sıradaki yuvaya girerek aynı işlemlerimi tekrar ediyorum. 1, 2, 3. Şöyle görelim. Bir tane turuncu, bir tane beyaz şeklinde. Şuradaki başlangıç yerimize kadar yuvarlak bir şekilde bütün çevresini örerek tamamlayalım. Sona kadar geldim. Başlangıç noktamın bulunduğu yerdeyim. Atıyorum. Sık iğnem battım. Bir tane zincirimi çektim. İpimi kesiyorum. Diğer rengimi de kesiyorum. İplerimizi arkaya gizliyoruz. Ve fazla iplerimizi yine temizleyelim. Her iki bacağımızı da ördük. Şimdi bacak arasında şöyle küçük bir açıklığımız var. Bu açıklığımızı da biraz ipimizle dikelim. Hoş olmayan görüntü ortaya çıkmasın. Şöyle alttan alıyorum. Küçük bir iplik takmamız yeterli olacaktır. uçtan şöyle hafifçe dikelim karşılıklı. Arkaya ipimi alıyorum ve düğümümü atıyorum. elini bir de bağlayalım. Bel ölçümüze yetecek kadar zincirimizi çekelim. Şöyle gevşek çekelim. Dilerseniz büyük tığla da çekebilirsiniz. İpi iki katta yapabilirsiniz kalın istiyorsanız. Yeteri kadar zincirimi çektim. Şimdi takmaya başlayalım. İsterseniz tığla, isterseniz iğnemizle yani çatal iğnemize takarak bu işlemimizi yapabiliriz. Yani bir uçtan bir uca kadar şöyle ortalayarak geçirelim. Ortalıyorum. Belirli mesafelerimiz olsun. Çukur olan yere giriyorum. Tabi iğne ile daha rahat olacaktır bu işlemleriniz. ile da çekebilirsiniz. Sona kadar geldim en son bakınız alttan çıkarmıştım üstten giriyorum şurada bu bağı oluşturuyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi yapıyorum başlangıç noktamızdan önden giriyorum. ve burada güzel bir düğüm oluşturuyorum ön kısımda. Şimdi uçlarına minik birer çiçek çalışması yapalım. Bir zincirimi çekiyorum. En sondaki değil, bir üstteki zincir içerisine giriyorum. 1 2 3 yanına batıyorum 1 2 3 tekrar aynı yere giriyorum 3 defa da çekiyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekip batıyorum ve yeniden 1 2 3 4 zincirle yukarı çıkıyorum aynı yuvaya batıyorum bir defa dolayıp 3 defa da çekiyorum aynı yer 2 3 doluyorum 1 2 3 4 zincir. Aynı yere batalım. 1 2 3 4 tane zincir. 2 tane çiçek yaprağımızı oluşturduk. Yine aynı yuvaya batıyorum. 3 defa da çıkıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. 1 2 3 4. Çekmiş olduğum 4 zinciri ipimizin diğer tarafına batalım şu kısmı. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi buradan kesiyorum. 3 tane yaprak yeter mi dilerseniz. 4 ya da 5 tane yapraktı da çalışabilirsiniz. Buradaki iplerimizi iç kısma doğru gizleyelim arkadan çevirdim gizliyorum belimizi düğümümüzü de attıktan sonra şortumuz kullanılmaya hazır hale geldi bu şekilde bir çalışmamızı tamamladık. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve sizler de yaparsınız. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.